Dağlar devrildi yüzüstü, Efendimiz doğduğu gün. Yıkıldı da otun büstü, Efendimiz doğduğu gün. Hemen secdeye eğildi, ben peygamberim dedi. Sünnet edilmiş görüldü, Efendimiz doğduğu gün. Kainat nur ile doldu, şeytanlar sararıp soldu. Çok garip olaylar oldu, Efendimiz doğduğu gün. Kurumuştu Sava Gölü, bin yıl yanan ateş söndü. Kâfirler şaşkına döndü, Efendimiz doğduğu gün. Büyücüler aciz kaldı, sihrini yapamaz oldu. Kisra'nın köşkü yıkıldı, Efendimiz doğduğu gün. Bu güzel şiir için de talebelerimize teşekkür ediyorum. Ve şimdi şu 100 günlük dünyayı neyleyen gönül şiirini okumak üzere Emine Adem kardeşimizi davet ediyorum. Bir gün bu bedenden de toprak olacak. Yaptıklarımın hesabı bir bir sorulacak. Zaman kavramı artık meftun olacak. Şu 100 günlük dünyayı neyleyen gönül. Geldiğinde o gün yolculuk başlar. Tekrar dirilir tüm o naaşlar. Ortalık toz duman hep yakarışlar. Şu 100 günlük dünyayı neylem gönül. Kurulup terazi, bakılıp mizan. O zaman anlaşılır, asıl o zaman. Sonsuza giderken gözüm boyayan. Şu 100 günlük dünyayı neylem gönül. Emine kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Ay Bakışlı Peygamber'in şiirini okumak üzere Ramiz Ali ve Emine Remzi kardeşlerimizi davet ediyorum. Ay bakışlı peygamberim, özüne, sözüne kurban olduğum, ey kimsesizlerin sahibi, ey yetimler yetimi, ümmetin göz bebeği, bağrı yanık, aşıkların tek sevgilisi, emrine amadeyim, iste yoluna canımı vereyim. Ay bakışlım, gül cemalin, bir kez göreydim. Göreydim de kollarında canımı vereydim. Ay bakışlım, kapında bir kitmiş olaydım. Senin geçtiğin yollara toprak olaydım. Bir değil, bin canım olsa sana vereyim. Yeter ki nur cemalin bir kez göreyim. Sen gittin gideli, çöle dönen yüreklerimize bir damla yağmur değmedi sultanım. Sen gittin gideli, hasretinden akıttığımız gözyaşları bir an bile dinmedi efendim. Sen gittin gideli, sana olan aşkımız, sana olan sevdamız hiç ama hiç dinmedi baş tacım. Sen gittin gideli, öksüz yetimiz, her gün büyüyor sana olan hasretimiz. Ya Muhammed Mustafa, ya Muhammed Müsteba, bu can kurban, bu can hayran olsun senin nurlu yoluna. Bu güzel şiir için de Emine ve Ramiz kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi de meleklerle beraber şiirini okumak üzere Hayreddin Ali Osman kardeşimizi davet ediyorum. Küçükken derdi ki ninem, gökten usul usul inen, her bir kar tanecinin melekler taşır bir tanem. Bir günde yolda giderken ayağım takıldı birden. Dedem dedi ki çok şükür tuttu melekler elinden. Anneciğim derdi bana, güzel davran insanlara. Kötü işler yapma sakın, küser melek sağ tarafta. Hayreddin kardeşimize de teşekkür ediyorum. Şimdi de Genç Var Ki şiirini okumak üzere Celil Necdet ve Emine Remzi kardeşimizi davet ediyorum. Genç var ki imanı kuvvetli, dini Ali'ye hizmetli, büyüklerine hürmetli adam olacağı belli. Genç var ki insafa gelmiyor, öğüt versen tesir olmuyor. Büyük küçüğü bilmiyor, insan olmayacağı belli. Genç var ki abdestini alıyor, beş vakit namazını kılıyor. Halis müminleri biliyor, adam olacağı belli. Genç var ki cami görmemiş, secdeye yüzün sürmemiş. Alim yanına durmamış, insan olmayacağı belli. Genç var ki Kur'an elinde, Allah'ın zikri dilinde, büyük zatların yolunda adam olacağı belli. Genç var ki kahvede yatar, evin eşyasını satar, deryayı günaha batar, insan olmayacağı belli.
Genç var ki ilme çalışır, vaaz vermeye alışır. Büyük zatlarla buluşur, adam olacağı belli. Genç var ki sinema işi, yitirmiş ekmeği yaşı, geçiyor kıymetli yaşı, insan olmayacağı belli. Genç var ki camiden çıkmaz, elin namusuna bakmaz, fanilere boyun bükmez, adam olacağı belli. Genç var ki namazdan kaçar, korkmaz haktan, içki içer, salyasını etrafa saçar, insan olmayacağı belli. Genç var ki anneyi kırmaz, babasına karşı durmaz, sigaraya para vermez, adam olacağı belli. Genç var ki babasını döver, din iman anneye söver, para için insan boğar, insan olmayacağı belli. Genç var ki söylersen tutar, gayet tevazulu yürür, din yolunda canını verir, adam olacağı belli. Genç var ki gayet açık suçu, danslarda ağırmış saçı, siyonizmi sever içi, insan olmayacağı belli. Genç var ki kürsüye çıkar, sözü müminleri yakar, gözlerinden yaşlar döker, adam olacağı belli. Genç var ki açık bacağı başı, şeytanın olmuş tam eşi, gece gündüz kumar işi, insan olmayacağı belli. Bu güzel şiir için de Emine ve Ceylin kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve son olarak 40 yaşındasın şiirini okumak üzere Cemile Arif, Selver Bülen, Ümmü Gül Akif ve Ramiz Ali kardeşlerimizi davet ediyorum. Günahkar bir dille Allah Azze ve Celle Ya Resulallah alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni sat yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor, kıtlık hüküm sürüyor beni sat yurdundasın. Bulut var gökyüzünde. Sana aşık ayrılmıyor başından ve insanlar yağmur duasından. Hazreti Halime kucağına alıyor seni, yüzünde bir gölgelik seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip, kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun, uğruna canlarımız feda o gözlerinle. Gökyüzüne bakıyorsun, o minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor, sonra nazlı nazlı yağmurları, damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun gerisli birini, çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın, Medine-i Münevvere yolundasın, yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında, sonra yolda evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun, Abdülmuttalip bir başka seviyor seni, Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocuklarına annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın efendim? Senin yerine de anne dedik annemize, senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve ben başkasın. Kimse sana denk değil, şefkat yağıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammed'ül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yar. İnitler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resul beklenmeyi. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat, selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan aksın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın, sen Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana?
Ebu Talip öldü diye mi pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümün önüne. Amca yokluğunu ne çabuk hissettirdin dişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa ala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyordu boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatimatü Zehra, velilerin anası. Yüzünü, gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünden en çok benzeyen gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım, deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki seni, yurdundan seni, himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni, seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azer ve Celle semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı Ale titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu ağlayacak atlarda. 125 yaşındasın. Anam babam sana feda olsun diyordun. Ya Resulullah, Medine'yi münevverre sokaklarında yürüyordun. Necaroğlu oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememiştilerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habibullah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşanan gençler var. Necaroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseler yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştım. Ve mübarek ellerini dizine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin. Meclisinde bulunan birisi sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile. İstediğinde kitayetten hayır dediğimi bile bile peki o dedin zaten ve sen yine yağmalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktirdiler ama giymek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin dileğiyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfü ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdi? Sen amena duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetin başındasın. Peygamberimizin hayatını kısaca özetleyen bu güzel şiir için kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bizleri Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim tilaveti eden
sunan ve bizlere dini şiirler söyleyen evlatlarımızı tebrik ediyor ve Allah'tan sağlık, sıhhat ve afiyet diliyor. İşte size örnek, bizim evlatlarımız Kur'an'ı bilmeli, okumalı ve yaşamalıdır. Bugünkü hatim merasimine katılan, bizleri kırmayıp bu hayırlı günde bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer misafirlerimizi takdim etmek istiyorum. Sayın Hüseyin Salim Hocamız, Aytos Bölge Müftülüğü İrşad Sorumlusu. Sayın Sunay Ramazan Hocamız, Aytos Bölge Vaizi. Ve Sayın İsmail Osman, Ruyem Belediye Başkanı. Davetimize icabet ettikleri için çok çok teşekkürlerimi kendilerine arz ediyorum. Şimdi de kısa bir konuşma yapmak üzere Sayın Vaizimiz Sunay Ramazan Hocamızı davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün bizler bu hatmi şerifte bir araya geldik. Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim okudu. Bizler de ihlasla Allah rızası için bu okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledik. Dolayısıyla bizlerin tesis etmiş olduğu bu hayırlı meclis Cenab-ı Hak katında onun nezdinde bir zikir meclisidir. Ben konuyla alakalı bu tesis etmiş olduğumuz zikir meclisinin Cenab-ı Hak nezdindeki ehemmiyetiyle alakalı sizlerle Peygamber Efendimiz'den bizlere nakledilen, rivayet edilen bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Allah Resulü zikretmiş olduğu hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın bazı görevli melekleri vardır. Bu meleklerin vazifesi yeryüzünde sokak sokak, ev ev gezerek insanların meydana getirmiş oldukları zikir meclislerini tespit etmektir. Söz konusu meleklerden herhangi birisi bir zikir meclisine rastladığı zaman arayış içerisinde olan diğer meleklere hemen haber verir ve bütün melekler o tespit edilen zikir meclisinin etrafında toplanır. O zikir meclisinin etrafında toplandıktan sonra kanatlarını açarlar ve o zikir meclisini tıpkı bizim bugün meydana getirmiş olduğumuz o zikir meclisini birinci kat semaya kadar yüceltirler. Cenab-ı Hak kullarını meleklerinden daha iyi tanımış olmasına rağmen meleklerine şöyle bir soru tevcih eder, şöyle bir soru yöneltir. Ey melekler, sizin tespit etmiş olduğunuz o zikir meclisinde
benim kullarım benim için ne diyor? Melekler, ya Rab, bizlerin rastlamış olduğumuz o zikir meclisinde senin o güzel kulların seni tesbih ediyor, temcih ediyor, tahmid ediyor, tekbir ediyor. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyerek seni noksan sıfatlardan tenzih ediyor, senin varlığını, ismini, şanını yüceltiyorlar. Bu cevaba karşılık Cenab-ı Hak meleklerine, ey melekler, o zikir meclisinde beni tesbih eden o güzel kullarım beni gördüler mi buyuruyor? Bu soruya karşılık melekler, vallahi ya Rab, o kulların seni görmediler. Şayet onlar seni görmüş olsalardı, seni daha çok tesbih ederlerdi. Seni daha çok tekbir ederlerdi. Senin varlığını, şanını, ismini daha çok yüceltirlerdi. Cenab-ı Hak meleklerine bir soru daha yöneltiyor. Ey melekler, beni zikreden o güzel kullarım, benden ne istiyor? Bu soruya karşılık melekler, ya Rab, seni zikreden o hayırlı mecliste senin ismini konuşan, seni tesbih eden o güzel kulların senden cenneti istiyor. Bu cevaba karşılık Cenab-ı Hak meleklerine, ey melekler, peki o kullarım cenneti gördüler mi buyuruyor? Melekler, vallahi ya Rab, o kulların cenneti görmediler. Şayet bilakis onlar cenneti görmüş olsalardı, seni daha çok zikrederlerdi. Senin için daha çok ibadet ederlerdi. Alınları secdeden kalkmazdı buyuruyorlar. Cenab-ı Hak meleklerine bir soru daha tevcih ediyor. Ey melekler, o zikir meclisindeki o güzel kullarım en çok neden korktukları için bana sığınıyorlar, bana iltica ediyorlar? Bu soruya karşılık melekler, ya Rab, seni zikreden, seni tesbih eden, seni temcih eden o güzel kulların en çok cehennem azabından korktukları için sana sığınıyor, sana iltica ediyorlar buyuruyor melekler. Buna karşılık Cenab-ı Hak, peki o kulların cehennem azabını gördüler mi buyuruyor? Melekler, vallahi onlar cehennem azabını görmediler. Şayet onlar o cehennem azabını müşahede etmiş, görmüş olsalardı, senin için daha çok ibadet ederlerdi. O cehennem azabından daha çok korkarlardı ve bunun için sana daha çok iltica ederlerdi. Bütün bu cevapları Cenab-ı Hak meleklerinden
aldığından sonra şöyle buyuruyor. Bakın kardeşler, bu anlattığım hikaye değil, masal değil. Bu bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimizin sözü. Bunu bize söyleyen Allah'ın elçisi, onun peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak: ey melekler, şunu bilin ki ben o mecliste beni zikreden bütün kullarımın gelmiş geçmiş bütün günahlarını affettim. Allahu Ekber. Kardeşler, bakın Cenab-ı Hak kullarına karşı ne kadar merhametli. Bizim inandığımız Allah, onun için ibadet etmiş olduğumuz Allah kullarına karşı ne kadar mağfiret sahibi. Bunu söyledikten sonra Cenab-ı Hak meleklerden birisi, ya Rab diyor, sen o zikir meclisinde seni zikreden bütün kullarının günahlarını affettin ama orada bir tane kulun var. O aslında oraya seni zikretmek için gelmedi. Onun oraya geliş amacı dünyevi bir ihtiyacını, hacetini karşılamak için. Sen onun da mı günahlarını affettin, affediyorsun buyuruyor. Buna karşılık Cenab-ı Hak oradaki zikir meclisi o kadar muazzam, o kadar büyük ki benim affım ve de mağfiretim o zikir meclisinde yer alan bütün kullarım içindir. Ben onun da günahını affettim buyuruyor. Elhamdülillah. Velhasılı kelam kardeşlerim, bu tür meclislere katılmanın, bu tür meclislerde Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an okunduğunda onu dinlemenin huşu ile, ihlas ile, gözyaşı akıtarak onu dinlemenin önemine binaen bu hadis-i şerifi sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Rabbim inşallah bizlerin de gelmiş geçmiş bütün günahları affolunan, bizleri de günahları affedilen kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve de bereketi üzerimize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Selamun aleyküm. Güzel konuşması için çok çok teşekkür ederiz. Ve şimdi de duayı yapmak üzere Hüseyin Salim hocamızı davet ediyorum. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Çok değerli belediye başkanım, değerli bölge vaizim, değerli Nadalar köyü hanımefendi, beyefendiler, uzaktan ve yakından bu merasime gelen çok değerli misafirler. Hocam dua yapmak üzere çağırdı. İnşallah duayı yapacağız ama bir iki kelam etmeden oturmayalım dedik. Öncelikle bölge vaizimizin o güzel konuşmasından sonra bize artık bu nur yüzlü öğrencilerimize, melek yüzlü öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.
Ama teşekkür belgelerini Allah Azze ve Celle verecek, ben değil. Teşekkür belgelerini Allah Subhanahu ve Teala verecektir. Ve bizler öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sizler de artık farkındasınız belki, bilmiyorum. Yavaş yavaş böyle sanki dinden uzaklaşmaya, kaçmaya başladık. Nereye kaçacaksınız? Sofya'ya gidin, İstanbul'a gidin, isterseniz dünyanın öbür ucuna gidin, nereye kadar kaçacaksınız? Nereye kadar kaçmaya çalışsanız da bir gün bu emaneti veren Allah emanetini geri alacak ve sizlere soracak. Hesabını sormadan cennet bedava değil. Hesap sorulacak. İşte hesabımız kolay olması için bizler böyle ne diyoruz? Ya Rab, ey Allah'ım, bizlere dünyada senin kelamını, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak, Resulullah'ı anlatacak, övecek nesiller yetiştirmeyi sen bizlere lütfeyle diyoruz dualarımızda. Evet, ben bekledim ki uzatmayayım fazla. Çünkü hocalar mikrofonu aldığı zaman pek bırakmak istemiyor. Sohbet tatlı olunca sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Görüyorum ki öyle sanki akşam hiç uyumamışsınız, sabaha kadar ibadet etmişsiniz gibi bir durumunuz var. Öyle yorgun musunuz? Yorgunluğu üzerimizden atalım, çünkü burada Allah anılıyor. Yorgunluk yok, Resulullah anılıyor. Çocukların dilinden Kur'an okundu, elhamdülillah. Resulullah'ı öven şiirler okundu. O yüzden bizde yorgunluk olmaz, olmamalı. Hocam müsaade ederse, o öğretmenimiz, eğitimcimiz, ben öyle hatimlerde Kur'an okumadan, efendim bir ilahi okumadan gitmek istemiyorum. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. صدق الله العظيم. Evet. Hepiniz aklınıza geldi değil mi? Bir anda Mekke'ye, Mekke-i Mükerreme, Kabe'ye 5 kilometre uzaklığında bulunan Hira Dağı'na çıktık ve orada Resulullah'a Cebrail aleyhisselam geldi ve Kur'an'ın ilk 5 ayetini, az önce okuduğum ayetleri okudu ve dedi ki, ey Muhammed, İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. O insana bilmediğini öğretti.
kalemle öğretmeyi, kalemle yazmayı öğretti. O kerem sahibidir. İşte beş ayet orada Hira'da oku ile ikra, oku kimin adıyla okuyacağız? Bismi Rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Ben istiyorum ki evlerimizde Cenab-ı Rabbim Kur'an'ı eksik eylemesin. Evlerimizde Kur'an okumayı, evlerimizde bir odalarımızın her odamızda secde izimiz olsun. Çünkü hatırlıyorum da küçük bir yaşta olacağım herhalde. Annem namaz kılıyor. Ve o namaz kılar iken soruyoruz, annem sen ne yapıyorsun? Çocuk. Annem diyor ki, evladım, bizi yaratan var. Bizim dinimiz İslam. Allah'a kulluk etmemiz gerekiyor. Allah'a en yakın olunan yer secdededir diyor, secdede. Allah'a en yakın olduğunuz zaman secdede olduğunuz zamandır. Allah'a yakın olmak istiyorsak alnımızı her zaman vakit geldiğinde namaz için çağrıldığımız zaman demek ki namazımızı eda edip alnımızı secdeye koyduğumuzda Allah'a en yakın olduğumuz zamandır. Evet, Allah cümlemizden razı olsun. Çocuklar heyecanla bekliyor. Bu kadar yeter diyorlar hocam. Yani anne babalar cepleri doldurdu şimdi, değil mi? Boş gelmemişlerdir. Eğer boş geldilerse hiç gelmeyin yani. Gidin eve, alın hazırlıklarınızı yapın, öyle gelin. Ama onlar hazırlıklarını yaptı. Sizin bugün hediyeniz var. Ama şunu da unutmayın. İlkokula giden bir çocuk, ortaokula giden bir çocuk benim kadar telefon taşıyor ya. Ben bu anneye babaya da şaşıyorum bazen. Yani ortaokula giden, 5. 6. sınıfa okula giden çocuğa kitabı sevdirin, telefonu değil. Ama dünya yarışına mı girdiniz herkes? Çocuğu bu kadar, boynunda bir askı var. Çantasını şöyle açıyor, bir çıkarıyor. Ana, oğlum bu ne? Hocam telefon diyor. Allah, o sen kadar var ya. Hocam, dünya teknoloji dünyası. Yani artık sosyal medya ilerliyor. Şimdi birçoğumuzun hepimizin Facebook sayfası var. Bilmem ne sayfası var. Bir tek Twitter sayfası mı? Neydi o? Twitter mıydı? Neydi bir tane var? Ben bilmiyorum onu, tatır matır bir şeyler diyorlar. Ondan sonra ne vardı? Instagram mı var? Ne vardı? Hepinizin sayfası var değil mi? Evet. Ama orada geçirdiğiniz zamanı anne babaların kulağına küpe olsun. Babalara küpe yasak da annelerde zaten var. Babalar da bir tane koysun. Ama bu küpe bildiğiniz küpe değil. Manevi bir küpe olsun sizde. Çocuklarınıza, çocuklar da burada, fazla telefonda öyle efendim Google amca mı, Poble amca mı, ne diyorlar? Facebook amca mı, dayı mı, neyse. Fazla yorulmadan, onlarla uğraşmadan önce kitabı sevdireceğiz. Önce okumayı sevdireceğiz. Kitap okudukça bizler biliyorsunuz ki bilgimiz artıyor, bilgimizi çoğaltıyoruz. Ama telefondan, efendim nereye gittin, Nadalar köyüne geldi, ne diyorlar, selfie mi diyorlar? Bayağı öğrenmişim ben de artık, öğreniyorum gittiğim yerlerde. Telefonu alıyoruz, selfie, hocam neredesin, filanca yerdeyim. Bu artık moda oldu. Gittiğimiz yerde artık bizleri izlemeye gerek yok. Telefonlar nerede olduğumuzu söylüyor. Neredesin? Filanca köyde. Neredesin? Filanca kasabada.
Neredesin? Biri de yazıyor kahve keyfi. Birisi yazmıyor. Neredesin? Camideyim. İbadet keyfi. İşte değerli kardeşlerim, ibadet Allah'a kulluğumuzu gösterir. Öyle keyif meyif yapılmaz. İbadetten huşu, zevk almıyorsanız o ibadetin tadı olmaz. Burada ben konuşurken eğer konuşmamdan tat almıyorsanız beni hiç dinlememezsiniz demektir. Konuşanı dinleyenden bir şeyler almanız lazım. Küpe koyun. Ne kadar uzunlukta isterseniz koyun. Ama kelimelerimiz, cümlelerimiz boş kalmaz. Değil mi kızım? Kara gözlüklerle bir resim yapsana. O kadar konuşuyoruz yani. Reklam yaptık bu kadar. Evet. Değerli kardeşlerim, anne babaları ben tebrik ediyorum çocuklarımızın. Sizleri de tebrik ediyorum. Hatimlerimiz daha kalabalık, daha yoğun olması lazım. Ve bir anneleri çok sevdiğim için ve ben biraz daha genç yaşta annesiz kaldığım için hep yüreğimde bir anne sevgisi, anne özlemi diyelim. Annelere karşı bakışım da başkadır. Çünkü Resulullah Efendimiz öyle demiyor muydu? Cennet anaların ayakları altındadır. Şimdiki gençler, anne para ver, baba para ver. Nereye gidiyorsun oğlum? Kahveye gidiyorum. Anneciğim, saygı çok önemli. Anneye babaya karşı. Anneciğim, babacığım, bir arzunuz var mı? Bir isteğiniz var mı? Onu getir diyorsun. Ya ana ben tamam çıkacağım kahve, işte arkadaşlar geldi, sen de şimdi mi buldun onu? Cevap hazır. Gençler de şimdi sevgilim var, ben sevgilim bekliyor şimdi, senden ötürü sevgilimi mi bekliyet diyeceğim. Bak hemen gençler gülmeye başladı değil mi? Hangi konuda neyi konuşursan gençlere yaralıysa gençler seviniyor. Yaşı ilerleyenlere hitap edersen onlar seviniyor. Değil mi kızlar? Evet. Bu kadar yeter değil mi hocam? Bizi üzme. İlahi mi söyleyeceksen neyse söyle. Çocuklar da arkamda mırıldanıyor zaten. Hadi hocam poşetler boş kaldı, doldurmak lazım diyor. Allah inşallah cenneti alasında da böyle bir arada olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Rabbim o mahşer yerinde diyecek ki ümmeti Muhammed'e siz şöyle ayrılın bakayım. Siz hayatınızda, dünyanızda Müslüman olarak yaşadınız, siz ayrılın bakayım. Alnınızda secde izleri var, ayrılın bakayım diyecek. İnşallah orada tekrar beraber böyle ayrılacağız. Ve Rabbim inşallah o güzel cenneti bizlere vaat ettiği gibi sunacak inşallah. Evet. Dün rüya gördüm annem, nerelerdeydin annem, aradım seni annem, bu dün rüya gördüm annem, nerelerdeydin annem, aradım seni annem, bulamadım.
ağladım sensiz zindan dünyadan, ağladım annem senin yavrundum annem. Göz bebeğindim annem, artık değil ki annem, yoksun yanımda. Senin yavrundum annem, göz bebeğindim annem, artık değil ki annem, yoksun yanımda. Evet, annelerin hepsini ağlattık kaba, hakkınızı helal edin. İşte bizi tüm diğer dinlerden ayıran nedir? Kalbimizdeki merhamettir. Kalbimizdeki sevgidir. Biz anne denince gözümüzde yaş akar. Biz baba deyince gözümüz sulanır. Kimisi der ki erkekler ağlamaz. Hadi göreyim, ağlamayın. Ağlayacaksınız. Ama bu Allah için ağlama, Resulullah için ağlama, annem için ağlama, babam için ağlamadır. Evet, erkekler maşallah sağlam duruyor, ağlamayacağız diyorlar. Hocam ben dimdik duruyoruz. Evet, Rabbim yolumuzu Kur'an yolu eylesin. Rabbim yolumuzu Resulullah yolu eylesin. Rabbim yolumuzu aydınlık eylesin. Rabbim siz değerli, kıymetli kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız, hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Hiçbir zaman bugünü unutmayın. Çünkü bugün sizin için bir tarihi bir gündür. Bu tarihe yazıldı. Gün gelecek, benim gibi olacaksınız. Böyle büyük anneleriniz gibi olacak. Biz bugün ayın kaçıyız muhterem? 14 Ekim, bugün Nadağlar Köyü için bir tarihi bir gündür. Siz diyeceksiniz ki 14 Ekim'de ben köyümde daha bu yaştayken Allah'ın kelamı Kur'an'ı okudum. Bir Aytos'tan bir Hüseyin hocamı neydi geldi, çok konuştuydu, bizi sındırdı. Öyle dua etmeyin ama, ya Rabbi hocamdan razı ol. Evet, bölge müftümüz Sayın Selahattin Muharrem Bey'in de selamını size ileterek sözümü sonlandırıyorum ve duamıza geçeceğiz. Hep beraber ellerimizi Yaradan'a açacağız inşallah. Müftümüz bugün toplantıdan dolayı buraya teşrif edemediler. Kendilerinin adına ve kendi şahsi adıma selamların en güzeliyle sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin, cümlemizin üzerine olsun inşallah. Hep beraber buyurun, amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakine vel udvane illa alel zalimin. الجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين والندامة للغافلين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
Vahdini vahdina ve vaffikna ilal hakki ve ila tarika müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. İhdina sıradal müstakim. Sıradal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Rabbi cealni mukime salati ve min zurriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena ufirli. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم Şu anda bu meydanda toplandık ya Rab. Bu meydanda evlatlarımız, çocuklarımız senin kelamın Kur'an-ı Kerim'i tilavet eylediler. Biz de huşu içinde dinledik ya Rab. Ve şu anda bu meydanda ellerimizi sana açtık, sana yönelttik ve dilimiz döndüğünce sana dua ediyoruz ya Rabbi. Şu anda bu meydandan sana yalvarıyor, dua ediyor. Ya Rab, ne olursun duamızı, okunanları kabul eyle ya Rabbi. Sen bizlere Kur'an-ı Kerim'inde ya eyyühellezine amenu, ey inananlar, ey müminler, ey iman eden kullarım diye bizlere hitap ettin Allah'ım. Bizleri bu şerefe nail eyle ya Rabbi. Bizleri bu şereften uzak kılma ya Rabbi. Ud'uni yestecib lekum. Ey kullarım, dua ediniz, duanızı kabul edeyim, kabul edeyim buyurdun Allah'ım. Ya Rab, bu meydanda sana dua ediyoruz. Duamızı şu anda Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden kardeşlerimiz var. Safa ve Merve arasında say eden kardeşlerimiz var. Onlar sana orada dua ediyor. Ya Rabbi, biz de buradan sana dua ediyoruz. Ya Rabbi, şu anda Medine-i Münevvere'de Allah Resulü'nün kabri başında Efendimiz'e salat ve selam eden kardeşlerimiz var. Dua eden kardeşlerimiz var. Ya Rabbi, ne olursun bizim duamızı da o kardeşlerimizin duaları arasına katıver ya Rabbi. Onların yapmış olduğu duaları arasına ilhak eyleyiver ya Rabbi. Allahümme ensur men nasara'd-din. Allah'ım, İslam dinine yardım edenleri sen de yardım eyle ya Rabbi. Allahümme kahhir e'da'ena ve e'da'ed-din. Allah'ım, İslam dinine düşmanlık yapanları kahhar isminle kahreyleyiver ya Rabbi. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anni. Allah'ım, Hazreti Ayşe annemizin diliyle sana dua ediyoruz. Ya Rabbi, günlerimiz Kadir Gecesi değil. Ama biz bu duamızı Hazreti Ayşe annemize senin Habibin Resulullah'ın tavsiye ettiği o gecede ulaşırsam ne okuyayım ey Allah'ın Resulü dediği Hazreti Ayşe annemizin diliyle sana yalvarıyor. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Resulullah'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, camilerimizi cemaatinle süsle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Nur yüzlü evlatlarımızın okumuş olduğu, tilavet etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah Efendimizin o güzel şiirlerle andığı bu öğrencilerimizin okuduklarını yüce katında kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, onların okudukları, tilavet eyledikleri Kur'an-ı Kerim'i,
Öncelikle Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhuna, Peygamberimizin ehli beytinin, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebe-i tabi'nin ruhlarına hediyeledik. Sen haberdar eyleyiver ya Rabbi. Okunanlardan hasıl olan sevabı Hazreti Adem aleyhisselamdan bizim peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin ruhu tayyibelerine hediyeledik, ikram eyle ya Rabbi. Hasaten bu yavrularımızın ve bilhassa burada bulunan kardeşlerimizin ya Rab, belki de dünyadan ahirete göç etmiş ana, baba, evlat, akraba ve bir cümle bir Fatiha'ya dahi ihtiyacı olan kardeşlerimizi de duamızda yad ediyoruz. Onları da anışımızdan haberdar eyleyiver ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin, cümle Müslüman olarak vefat eden kardeşlerimizin kabirlerini Kur'an'ın nuruyla pür nur eyleyiver ya Rabbi. Makamlarını cennet, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabirlerini cehennem çukuru olmaktan koruyup sen emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin, evlatlarımızı İslam'a, evlatlarımızı Kur'an'a, evlatlarımızı memleket ve milletimize hizmet edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikten ayırma ya Rabbi. Bizim yolumuzu Kur'an yolu eyle ya Rabbi. Bizim yolumuzu Resulullah'ın yolu eyle ya Rabbi. Sana ibadet eden, ibadet yaptığında tat alan, zevk alan kullarından eyle ya Rabbi. Gözyaşı dökerek ibadet eden kullarından eyle ya Rabbi. Resulullah Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler de bir gün bu emaneti sana teslim edeceğiz. Emaneti sana teslim etmeden önce o son nefesimizde o güzel kelime-i şehadet ki hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur ve yine şehadet ederiz ki Muhammed senin Resulundur. Bu güzel kelimeyle ya Rab, bizlere de son nefesimizde bu emaneti sana teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin. Ya Rab, bizlere de üzerimize mezara yattığımız, toprak üzerimize atıldığı zaman bizim arkamızdan da bizleri yad edecek, dua edip yad edecek, Kur'an-ı Kerim okuyup yad edecek nesiller yetiştirmeyi sen bizlere lütfeyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. لِلَّهِ الْفَاتِحَةِ. Evet, hatim merasimimiz hayırlara vesile olsun inşallah. Hakkınızı helal edin. Helal ettiniz mi? Ha, duymadım da sanki böyle. Evet, biz öncelikle kimse dağılmadan fazla çocuklarımızı şöyle kürsünü diyelim de böyle önüne alalım. Bir sıra olsunlar.
Yabancı olmadan. Ha, ne yapayım? Şey, tabii ki. Ben de şu anda. Ben de şu anda.
Ya
yarın kesin alacağım şöyle. Onu yarın kesmedi, bir ay oldu yarın. İşte öyle kölenin bir kesin kaldı. Yeah.
Thank you.